Gülay Göktürk Demirtaş'ın senedi. Demirtaş'ın son grup toplantısını bir yemin törenine çevirdi. HDP başkanı partisinin siyasi çizgisini tıpkı CHP ve diğer sol gruplar gibi AK Parti düşmanlığı üzerine oturtacağına dair yemin etti. Biz bir pazarlık hareketi pazarlık partisi değiliz. AKP ile aramızda kirli bir pazarlık olmadı asla olmayacak. Kirli bir alışveriş, kirli bir işbirliği asla olmadı asla olmayacak dedi. Ve barajı aşmanın kilidi olarak gördüğü şu cümleyle tamamladı konuşmasını. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça HDP'liler bu topraklarda nefes aldıkça sen başbakan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Grup toplantısında verdiği bu sözü resmiyete dökmek için yakında bir de senet imzalayacakmış. Başkanlık sistemine geçit vermeyeceği ve AK Parti ile asla koalisyon yapmayacağı konusunda kapı gibi senet verecekmiş seçmenlere. Ama AK Parti dışındaki diğer tüm partilerle buluşabilirmiş. Bu sözleri okuyunca ilk olarak Leyla Zana aklıma geldi. Bu meseleyi Erdoğan'dan başkasının çözemeyeceğini büyük bir dürüstlükle açıklama cesareti gösteren Zana Demirtaş'ın AK Parti dışındaki bütün partilerle her türlü işbirliğini yapabiliriz ama AK Parti ile asla sözlerini duyunca ne hissetmiştir acaba? Zana gibi düşünen ve iki yıldır başlayan süreç kesilmesin. AK Parti ve HDP el ele versin ve bu işi çözsün diye dua eden milyonlarca Kürt ne düşünmüştür? Kürtleri inkar ve asimilasyon politikasının kurucusu ve tarihi boyunca savunucusu olmuş CHP ile de hala kartkurt safhasında olan MHP ile de koalisyon dahil her türlü ittifakı yapabileceğini söyleyen ama çözüm sürecinin mimarı olan AK Parti'ye karşı derin bir düşmanlık besleyen bu partiye Bundan böyle Kürtler nasıl bakar? Birkaç puan oy artışı için AK Parti düşmanı Cephe'nin en klişe sloganlarını ödünç alıp kullanan, Gezi ruhuna biat gösterileri yapan ve bu arada sanki çözüm süreci diye bir şey yaşanmıyormuş gibi davranan bir lideri Kürtler ciddiye alabilirler mi? Epey bir zamandır HDP'nin olgun ve güven veren bir muhalif çizgi izleyebilirse, marjda kalmış bir parti olmaktan çıkıp iktidarla ve sistemle mücadele isteyen ama bunun sorumlu ve yapıcı bir tutumla ve Türkiye'nin istikrarına sahip çıkarak yapılmasına önem veren kitlelerin desteğini kazanacağını ve büyük siyasi güçler platformuna yükselebileceğini söylüyorum. Ayrıca eğer böyle bir tablo gerçekleşirse bunun aynı zamanda AK Parti'nin tarihinde ilk defa muhalifi tarafından geriye değil ileriye doğru çekilmesi anlamına geleceğinin de altını çiziyorum. Ama ne yazık ki Demirtaş'tan umut yok. Türkiye'lileşmekten gezicilerle flört etmeyi, Erdoğan nefreti üzerinden siyaset dizayn etmeye çalışan çevrelere selam yollamayı anlayan, memnuniyetsiz CHP'lilere ve bilimum sol artıklarına sempatik görünmeye çalışan, temsil ettiği kitlelerin temel meselelerinden tamamen sapmış bir Demirtaş tablosu var karşımızda. Bu tablonun HDP'nin barajı aşmasının sağlayıp sağlayamayacağını bilemem onu araştırma kuruluşları hesaplasın ama benim bildiğim AK Parti'ye karşı duyulan bu derin nefret ve düşmanlık hissinin HDP'yi Kürtlerden duygusal olarak koparacağıdır Kürtlerin büyük çoğunluğunun ister AK Parti'ye ister HDP'ye oy versinler bu vefasızlığı asla anlamayacağına ve hoş görmeyeceğine eminim Gülay Göktürk akşam